Ereğli'yi sormuş izleyicimiz. Ereğli'de de uzun bir süreden beri ortağının satışları olmuştu, hatırlıyorsunuzdur. Demir çelik sektörü ne yazık ki zayıftı, yurt dışında da zayıftı. Fakat bugün Çin'in büyüme rakamları geldi, beklentinin üstü geldi ve pozitif bir etki de yarattı aslında. 4 beklenirken 4,5 geldi. Demir çelik sektöründeki bu zayıflığın sonuna mı geliniyor? Ereğli'de de bir dip oluşumu var mı? Bir tekniğine bakabilir miyiz Emrah? Tabii ki. Hemen açalım. Şimdi Ereğli hissesinde biz daha önce geniş perspektiften bir değerlendirme yaptığımızda hatırlarsanız bazı yatırımcılar işte hani bizleri çok üzdü filan diye bize mesajlar atmıştı. Ben de hani 2020 yılından beri pozitif bir trend olduğunu, evet dönem dönem geri çekilmeler yaşandığını ama hissenin aslında iyi bir hisse olduğunu, sayılı şirketlerden biri olduğunu, borsadaki sayılı şirketlerden biri olduğunu, dönem dönem geri çekilmelerde eğer yatırımcılar sabırlı olursa bir şekilde getiri elde edebileceklerini söylemiştim. Teknik olarak da aslında şöyle bakalım, evet 200 günlük basit hareketli ortalamanın dönem dönem test edildiğini, bu ortalamadan alınan güçle tekrardan yeni bir trend kazandığını şeklinde bir yorum yapmıştık genel çerçevede. 2022 yılında bu ortalamaya çok yakın bir seyir izledi. Daha sonra yani sonuna doğru bir trend gerçekleştirdi. Yukarı yönlü bir trend kazandı. Şimdi tekrardan bu ağırlıklı ortalama 200 günlük basit hareketli ortalamanın civarındayız. Hatta bugünkü kapanışla birlikte bu seviyenin aşağı yönlü geçildiğini gördük. Ama burada bizim asıl desteğimiz 34-30 bölgesi. Evet 34-40-34-30 bölgesi bizim için destek konumunda. Bu destek üzerinde kaldıkça hala da 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkabilirmişiz gibi duruyor. Bu ağırlıklı ortalama 200 günlük basit hareketli ortalama aşağısında kalındığı sürece tabii ki beklenti daha bir sınırlanacaktır. Geçtiğimiz süreçte de aslında bu ağırlıklı ortalamanın aşağı yönlü test edildiğini gördük ama çok da bu ağırlıklı ortalamanın altında kalıcı olamıyor. Alımlar devreye giriyor. Ki nitekim MACD indikatörü günlük grafikte hala daha pozitif, yani al konumunda. RSI indikatörü de aşırı satım bölgesinin üzerinde. Momentum indikatörü daha bir pozitif. Yani hala daha teknik indikatörler bu bölgelerden belki tekrardan bir toparlanma olabileceğini bizlere işaret ediyor ki 36-35 bizim ilk direnç noktamız. Bu seviye aşılırsa da yukarıda 38-50'ye doğru, 38-50-38-60'a doğru bir güçlenme söz konusu olabilir. Yatırımcılar burada 200 günlük basit hareketli ortalamayı takip etmeleri lazım. Olumsuz senaryoda ise yani 31 seviyesi daha önce direnç olarak çalışmıştı. 31 seviyelere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir ama dedim ki hayır, çok olumsuz bir haber akışı, çok negatif bir haber akışı olması gerekir diye düşünüyorum. Bence bu bölgede tekrardan hisse dinlenecektir ve yeni bir yukarı yönlü trend için hazırlık aşamasına geçecektir diye söyleyebilirim Ereğli hissesi için. Böyle bir beklenti içerisindeyim ben.